Şimdi buradaki bu uzun ifadenin buradaki kısa ifadeye yani tanjant teta'ya eşit olduğunu ispatlayacağız. Bunun için de buradaki ifadeleri bir şekilde sadeleştirmemiz gerekiyor değil mi? Hadi bakalım hemen denemeye başlayalım. Bu arada siz de deneyebilirsiniz tabii ve eğer bunun buna eşit olduğunu ispatlayabilirseniz videoyu izlemenize ve benim <laughs> sesime katlanmanıza da gerek kalmaz değil mi? Ama ispatlayamazsanız da sakın endişelenmeyin. Her zaman olduğu gibi bir Yapabiliriz. Hadi deneyelim o zaman. Sinüs teta eksi 2 sinüs teta'nın küpü. Ee, herhangi bir özdeşlikten faydalanmadan bile bunu bir sinüs teta parantezine alabiliriz, öyle değil mi? Evet. Sinüs teta parantez açıyorum. 1 eksi 2 sinüs kare teta. Aynı şekilde paydayı da kosinüs teta parantezine alabiliriz. Kosinüs teta <laughs> burada da iki kosinüs kare teta eksi 1 elde ettik. Ee, neden güldüğümü merak ediyorsanız? Burada sinüs teta bölü kosinüs teta var ve bunun tanjant tetaya eşit olduğunu biliyorum. Hemen not edeyim. tanjant teta çarpı. Burada geriye kalanlar, buradan da anlayacağınız üzere bu geriye kalanların bir şekilde 1'e eşit olması gerekiyor. Başka bir deyişle 1 eksi 2 sinüs kare teta bölü 2 kosinüs kare teta eksi 1'in birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi kosinüs kare teta artı sinüs kare teta'nın da 1'e eşit olduğunu bildiğimize göre buradaki 1'in yerine kosinüs kare teta artı sinüs sinüs kare teta'yı yazmayı deneyebiliriz. Ee, bunun dışında buradaki kosinüs kare teta'yı sinüs kare teta ya da bu sinüs kare teta'yı kosinüs kare teta türünden de yazabiliriz tabi. Bir bakalım hangisi işimize yarayacak. Ee, i̇sterseniz sinüs kare teta yerine kosinüs kareli eşitini yazmayı deneyerek işe başlayalım. Evet dediğim gibi buradaki sinüs kare teta yerine kosinüs kareli eşitini yazacağım. Tanjant teta çarpı 1 eksi 2 çarpı 1 eksi kosinüs kare teta. 1 eksi 2 çarpı 1 eksi kosinüs kare teta paydada da 2 kosinüs kare teta eksi 1 var değil mi? Buradaki parantezi açarsak 1 eksi 2 artı 2 kosinüs kare teta elde ediyoruz ve bu da 2 kosinüs kare teta eksi 1'e eşittir. Bölü 2 kosinüs kare teta eksi 1. Tabi baştaki tanjant teta'yı da unutmamamız lazım. Çarpı tanjan teta. işte bu kadar. Bunların ikisi birbirini götürecek ve geriye tanjan teta kalacak. ispatı yaptık. Ama bir de bu sadeleştirmeyi yapmadan bunların sıfıra eşit olmadıklarını da kontrol etmemiz lazım. Neden diyecek olursanız eğer bunlar sıfıra eşitse sadeleştirme yapamayız da ondan. 0 bölü 0 belirsizdir öyle değil mi? Peki bu ifadenin değeri sıfıra eşit olan bilir mi cevap Olabilir. Teta'nın alacağı belirli bir değer için bunun değeri sıfır olabilir ve o zaman da bu eşitlik geçerli olmaz. Ama bu eşitlik bu değer dışındaki veya değerler dışındaki diğer tüm değerler için geçerli olacağı için bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu eşitlik Teta'nın hemen hemen bütün değerleri için geçerlidir ve biraz sadeleştirme yaparak bu ispatı nasıl yapabileceğimizi de böylelikle görmüş olduk.